Şimdi ekranlarınıza bugün Türkiye'yi sarsan bir sokak röportajı getireceğiz. Sosyal medya gün boyu bu sözleri konuştu. Suriyeli olduğunu iddia eden bir genç Türkiye'de 25 bin lira kazanıp vergi ödemediğini söyledi. Üstüne bir de asgari ücret alan ölsün dedi. Anlayacağınız vicdan azabına eş bir görüntü ve sözler. O sözleri dinleyince bizim milyonlarca üniversiteli gencimizin iş bulamadığı için ülkesini terk etmek zorunda kaldığına mı yanarsın? Asgari ücrette çalışan her Türk vatandaşına hakaret ettiğine mi yanarsın? Türkiye'de hayat Suriyelilere mi güzel diye düşündürdüğüne mi yanarsın? Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya hissettirdiğine mi yanarsın? Durdurun bu düzeni, inecek var dedirttiğine mi? Yoksa her şey olması gerektiği gibi mi yaşanıyor? Takdir sizin efendim, izleyin siz karar verin. Dolar 23 TL oldu, neler düşünüyorsunuz? Normal bir şey. Yıl sonu beklentiniz nedir dolar için? 30'u buldu. Doların artışı ekonomimizi de etkiliyor. Gelen zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç bilmiyorum ben. Türk vatandaşı mısınız? Yok, ben Suriyeliyim. Suriyelisiniz. Evet. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz, Türkiye ekonomisini? Bana göre iyi yani. İyi. Evet. Ayıp söylemesi, ne kadar maaş alıyorsunuz? 25 bin lira alıyorum. 25 bin TL alıyorsunuz. Evet. Rahat geçinebiliyorsunuz. Rahat geçinebiliyorum. Peki asgari ücret alan biri sizce nasıl geçinebilir Türkiye'de? Bilmiyorum, bana göre asgari ücretli ölsün bence. Yani asgari ücretle kimse çalışmıyor ki zaten şu an. Çalışanlar var maalesef. Ya çalışanlar var da, fabrikada çalışanlar var mesela. A101'dir, BİM'dir. Asgari ücretle yani kendini mahkum etmişler. Biraz gözlerini açsalar yani çok aslında çeşit işler var. Yanlış anlamayın, hani Suriye'den geldiniz, bir anda 20-25 bin TL kazanıyorsunuz. Nedir bunun sırrı? Açıklar mısınız bize? Sırrı değil yani, kendi işimin patronu oldum yani. Kendi işiniz, çabaladınız, patron oldunuz. Evet. Geçinebiliyorsunuz rahatça. Evet, geçiniyorum, sorun yok. Ne iş yapıyorsunuz? Tekstille uğraşıyorum. Tekstil. Vergi ödüyor musunuz peki? Çok merak ediyorum. Yok, vergi ödemiyorum. Vergi ödemiyorsunuz. Yok. Türk vatandaşı vergi ödüyor biliyorsunuz ki. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ayrımcılığı? Valla bilmiyorum. Yani o devletle ilgili bir durum yani. Bize ilgili bir durum yok. Biz mutluyuz yani. Evet. Teşekkür ederiz. İyi günler. Rica ederim. Eleman arıyor musunuz? Eleman arıyor musunuz diye soruyorlar. Yok, şu an eleman almıyorum. Pekala, iyi günler. Teşekkür ederim. Sizce Türkiye'nin en büyük problemi nedir? En büyük problemi, bilmiyorum, bana göre şu an bir problemi yok yani. Problem yok. Yok. Teşekkür ederim. Gayet normal geçiniyoruz yani şöyle. 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? Türkiye'yi normal, aynı. Yani tek şey şu an eksik, Türkiye'de eksik olan sadece şeriat eksik. Şeriat yazsa tamam.